Esper Mete'de gündem başlıklarını konuşmaya başlayacağız. Bugüne ilişkin hem yurt dışından hem yurt içinden Türkiye'nin ekonomisini direkt olarak ilgilendiren konular gündemimizde olacak. Önce Ankara bu konuda ne düşünüyor, ne konuşuyor? Onunla başlayalım. Ankara'yı İstanbul'da ağırladığımız günlerden birindeyiz. Hakan Çelik İstanbul'da. Hoş geldin Hakan, günaydın. Mobil bir Ankara var karşımda. Mobil bir Ankara. Her an her yerde olabilir. Bir bakıyoruz Ankara. Cumhurbaşkanıyla Soçi'de, bir bakıyoruz Ankara'da, bir bakıyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinde. Dünyanın herhangi bir haber yerinde. Haber neredeyse oraya gidelim, takip edelim. Yerinde takip edince daha iyi oluyor. Çok çok daha iyi oluyor, doğru söylüyorsun. O zaman senin çok fazla diliyorum. Teşekkür günaydın. Ederim. Ben de güzel bir hafta diliyorum. Hem sana hem izleyicilerimize bir kez daha. Çok teşekkürler. Senin çok ilgilendiğin konulardan biriyle başlayalım. Bugün sabah haberler içerisinde gördüm Brexit meselesinden. Brexit de benim çok ilgilendiğim bir konu. Ben de çok takip ediyorum. Brexit tarafında artık iflaslara neden olacak noktaya gelmiş durumda. Bir havayolu şirketi iflasını açıklamış. 7. havayolu şirketi bu arada. Bu havayolu şirketleri zorlanıyor. Başlığıyla birlikte de Vedat Özdan kendi Twitter'ında paylaşmış. Borçla hızlı büyüme, acımasız fiyat rekabeti ve işte sonuç diyor. En son şimdi birazdan sayarım. Sen çok daha fazlasını sayarsın eminim. Flybe'm iflasını açıklamış ve Brexit'ten dolayı ben çok da fazla dayanamıyorum artık diyor. Evet. Şimdi yine niye İngiltere'yi seçiyorlardı biliyor musun daha önce bu havayolu kuruluşları? Bir kere işte Avrupa Birliği ülkesi değil mi? Yani hala öyle olmaya devam ediyor eğer çıkmazsa. Diğer taraftan da Amerika ile ve dünyanın mesela körfez ülkeleriyle, Avustralya ile, dünyanın her yeriyle çok iyi bağlantılar yapılabilen bir havacılık merkezi aynı zamanda. Londra, Heathrow, Gatwick, Stansted, işte diğer havaalanları. Dolayısıyla havayolu kuruluşları aslında... Şimdiyle bağlantısı da çok sıkı bu arada. Yani iyi bir altyapısı var İngiltere'nin, iyi bir havacılık kültürü var, iyi bir yolcu potansiyeli var. Dünyanın her yerinden en çok ziyaret edilen şehirlerden biri Transit Londra. De. Tabii böyle olunca mantıklıydı ama rekabet çok yüksekti. İyi bir rekabet yakaladığınız zaman para kazanma ihtimaliniz ve dünyada da prestij kazanma ihtimaliniz yüksek oluyordu. Fakat şimdi Brexit'le beraber gelen en büyük sorun şu, bir belirsizlik var hala. Yani dünyadaki şirketler ve ekonomi bakımından en büyük tehlike belirsizliktir ve ne olacağını kimsenin bilmediği bir ortamda her gün para kaybeden, her gün planlarını, programlarını yapmak zorunda olan bu büyük küresel şirketler bu belirsizlik sebebiyle adım atamaz hale geldiler. Çünkü eğer gerçekten bir Brexit gerçekleşecekse bu hangi şartlarda olacak ona göre bir plan yapmaları lazım. Yani Londra'da mı kalacaklar? Karşı tarafa geçip Amsterdam'da bir üs mü kuracaklar? Yoksa Paris'e, Frankfurt'a mı gidecekler? Bu tekstil dahil olmak üzere havacılık, otomotiv biliyorsun birçok otomotiv şirketi var İngiltere'de. Birleşik Krallık'ta ve bunlar herhalde da... Herhalde Almanya'yı tercih edecekler. İşte Avrupa'da hangi yer? Tabii Almanya'ya gidebilirler. Belki başka ülke, keşke Türkiye'ye gelseler. Türkiye bence otomotiv üretim bakımından son derece önemli bir merkez. Avrupa'nın 6. büyük üreticisi Türkiye. İşçilik kalitesi ve mühendislik seviyesinde dünyadaki en iyiler arasında. Türkiye'de çok ciddi üretim yapan şirketler var. İşte Toyota, Renault, Fiat, Ford, Ford Otosan, Honda, Hyundai... efendime söyleyeyim Mercedes gibi dünyanın önde gelen büyük küresel şirketleri burada çok karlı operasyonlar sürdürüyorlar. Son dönemde biraz üretim maliyetlerinin artmasından şikayetçiler ama hala Avrupa ile mukayese edildiğinde daha rekabetçi bir üretim var ve biz çok ciddi ihracat yapıyoruz. Yani İngiltere'den çıkanlar çıkmayı düşünüyorlarsa Türkiye'ye rahatlıkla gelebilirler. Burada çok güzel imkanlar sunulur onlara. Şimdi havacılıktan hazır başlamışken yine bugün gazetelerin internet sayfalarından birinde gördüm haberi. Türk Hava Yolları'ndan uçuş korkusunu yenmeye yönelik bir program oluşturulmuş. Şimdi korkusu olmayan korkusu olanı anlayamaz. Dolayısıyla uçuş korkusunun ne demek olduğu konusunda bir fikrim yok. Sende oldu mu hiç böyle yok, bir şey? Yok, ben kargo uçağıyla da uçarım. Uçar mısın? Hiç fark etmez. Ben havacılık konusunda... Hem çok keyif alıyorum havacılık konusunu değerlendirmekten hem de işte parasailing'den tut yamaç paraşütüne kadar pek çok maceracı ruhumu ortaya koyduğum notlar vardı. Şimdi bu dolayısıyla uçuş korkusu ama çok önemli. Çünkü çok fazla hem zamandan tasarruf ettiren bir hava yoluna yani ulaşım yolundan bahsediyoruz. Hem daha kolay insanların hayatını kolaylaştıracak da bir nokta ama bu korku da baş etmesi
zor bir iş anladığım kadarıyla. Yine neredeyse 4 kişiden birinde uçuş endişesi kadar fazla mı var tabii. Ne, yani buna korku da denebilir, endişe de denebilir, kaygı da denebilir. Nasıl ifade ederseniz bunun farklı kategorileri var. Bazı insanlarda artık uçamayacak seviyede, yani uçak gördüğü zaman, hatta uçuş planı yapıldığı zaman, eline bileti aldığı zaman çok tedirgin olan insanlar var. Bazıları ise uçağa bindikten sonra, eğer yani hava şartlarından ötürü veya bir nedenden ötürü bir türbülans meydana geldiyse, inişte ve kalkışta bu insanlar genellikle mükemmelliyetçidir, çok titiz insanlardır ve genellikle de eğitim seviyesi yüksek insanlarda böyle bir şey olur. Motor sesini dinlerler, ne oluyor? Bir tuhaflık var motor sesinde. Bazen çok bilmek de iyi olmuyor işte. Aynen öyle. Dolayısıyla bilgiyle biraz artan bir kaygı. Ama Türk Hava Yolları'nın bu programı son derece faydalı. Başka havayolu kuruluşları da dünyada buna benzer şeyler yaptılar. Ben böyle bir kaygısı olanlar varsa buna benzer programlara katılsınlar diye öneririm. Çok faydalı olur, yararını görürler. Ama böyle bir programa katılamayacaklarsa da bununla ilgili internette bir takım izleyebilecekleri videolar var, kitaplar var. Mesela Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotlarından Menderes Şakıcı bir dizi kitap yazdı bu konuyla ilgili. Ona benzer yayınları ve kitapları da takip edebilirler uçuş korkusu olanlar. Peki gelelim şimdi Cumhurbaşkanı'nın hafta sonu yapmış olduğu açıklamalara. Bu açıklamaların içerisinde özellikle hani yurt dışı ile olan ilişkilerimizi, dış ülkelerle olan ilişkilerimizi anlamak üzere ve burada çıkabilecek sorunları ya da anlaşmaları öngörebilmek için şu S-400 meselesine konuşarak başlayalım istiyorum. Sonra başlık başlık geliriz. Tabii yine bu bizim ekonomimizi de yakından ilgilendiren bir konu. O bakımdan çok dikkatle takip etmemiz gerekir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye diyor ki Rusya'dan S-400 alma. S-400 nedir? Yüksek irtifa hava savunma sistemi. Türkiye'nin böyle bir ihtiyacı var ve çok acil olarak. Çünkü böyle bir sistemimiz yok. Biz bunu üretmiyoruz. Şu ana kadar satın da almadık. Biz bunu daha çok aslında batılı ülkelerle görüşerek satın almak istemiştik. Parasını ödeyerek ve üretim yaparak, beraber üretim yaparak, ama buna yanaşmadılar. Amerikalılar Türkiye'nin taleplerine yanıt bile vermediler. Kongreden de geçmeyeceği belliydi zaten böyle bir şeyin. O nedenle Türkiye başka ülkelere bakmaya başladı. Önce Çin'le görüşüldü. Fakat anlaşma olmadı farklı nedenlerden ötürü. Sonra Rusya ile görüşmeler olumlu sonuçlandı. Türkiye S-400'leri almaya karar verdi. Ve bu karar öyle bir ileri aşamada ki şu anda ödemenin bir bölümü yapıldı yine. Hı hı. Temmuz ayında füze sistemlerinin bir bölümü Türkiye'ye gelecek ve kurulacak. Şimdi Amerikalılar ve NATO ülkelerinin bir bölümü diyor ki bunu alırsanız olmaz. Çünkü bizim düşmanımızdan, tırnak içinde böyle demiyorlar da, rakibimizden füze alıyorsunuz. Bizim sistemlerimizle uymayacaktır, tehlike yaratacaktır bizim sistemlerimiz bakımından. Ruslar girecekler, bizim her şeyimizi öğrenecekler. Ben bunları basitleştirerek biraz anlatmaya çalışıyorum. Bir de şimdi siz önemli bir NATO üyesiniz, size yakışıyor mu? Türkiye de diyor ki ben senden istedim. Sen bana vermedin. Ben parasını ödeyerek bunu almak istedim, vermedin. Ortak üretim yapalım dedim, buna yanaşmadın. Teknoloji ver dedim, vermedin. Ne yapacağım? Ben de kendi topraklarımı savunmak durumundayım, değil mi? Hı hı. Çok haklı ve meşru bir gerekçeyle Türkiye bu adımı attı. Şimdi buradan geri dönüş olur mu? Artık bence mucizelere kaldı. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve diğer ilgili kişiler ve liderler bu konuda Türkiye'nin kararını verdiğini söylediler. Şimdi Türkiye garanti veriyor aslında. Mine diyor ki Amerika'ya, ben bunu NATO sistemine entegre etmeyeceğim. Öyle bir kaygın olmasın diyor. Ben bunu müstakil olarak, bağımsız bir şekilde kullanacağım. Ruslar gelip burada görev de almayacaklar. Bunu ben kendim yapacağım. Ayrıca NATO bakımından da risk oluşturmayacağına dair size garanti veriyoruz diyor Türkiye, Ankara. Bütün bunlardan sonra bunun parasını da biz verdiğimize göre, Türkiye verdiğine göre S-400'lerin, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun burada Türkiye'yi artık tehdit etmekten vazgeçmesi gerekir. Fakat gördüm ki Amerika'da işte önemli bir takım isimler geçtiğimiz birkaç gün içinde bu konuda Türkiye'ye böyle bir adeta sopa göstermeye devam ettiler. Mike Pence bunlar arasında, başkan yardımcısı. Önümüzdeki günlerin sıcak konusudur Mine. Bu konu üzerinden yine Türkiye'ye bir takım yaptırımlar uygulamak yönünde bir adım atabilir Amerika. Gerek Rusya ile ticaret, gerekse Amerika'nın onaylamadığı bir sistemin alınması sebebiyle bir baş ağrısı konusu olabilir bu konu yakın dönemde.
Bakalım göreceğiz onu. Bir başka konu, şimdi tanzim satış meselesi konusunda da zaten Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar vardı ama onun öncesinde şu askerlik mevzunu biraz konuşmak istiyorum. Bunu da şunun üzerinden konuşmak istiyorum. Cuma günü biliyorsun S&P Türkiye için kredi notunu açıkladı ki getirdiği nokta işte hala daha doğrusu bulunduğumuz nokta herhangi bir değişikliğe gitmemiş olmakla birlikte Yunanistan'la işte Fiji adalarıyla vesaire aynı noktada bulunuyor. Orada şuna dikkat çekmiş. Bu da haksızlık değil mi Mine? Yani Yunanistan'la Türkiye'yi aynı kategoride görüyorum. Şöyle haksızlık, hani oradaki notları doğru okumak lazım bence. Uyarılar önemli. S&P'nin sunduğu öneriler, işte özel sektör borcunu mesela ön plana çıkartmışlar. İşte değişimden, dönüşümden, orta vadeli mali programı nasıl devam ettiğinden bahsediliyor. İşte enflasyondan bahsediliyor vesaire. Ama hani işte Yunanistan'ın kamu borcu ve sürdürülemezliği düşünülünce bizdeki özel sektör vurgusunun çok da anlamı kalmıyor. Kendi de içerisinde değerlendirildiğinde anlamlı bir hukuk olmakla birlikte. Orada şu da var. Biz tek seferlik gelirler konusunda çok defa bazı kanunların altına imza atıldı ve tek seferlik gelirler geldi. Şimdi tek seferliği çok seferlik hale getiriyoruz anladığım kadarıyla bu askerlik mevzunda. Çünkü herkes bedelliye başvurabilecek gibi bir ara başlık okudum. Ayrıntıyı konuşalım hem askerlik mevzu üzerinden hem de bu tek seferlik gelir olması açısından. Evet. Şimdi yine bunun neden buraya gelindiğine baktığımızda bir takım sebepleri var. Bir kere Türk Silahlı ne olacak? Öncelikle hedef ne? Önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir ihtiyacı karşılanmalı. O ihtiyaç karşılandıktan sonra ancak diğer şeylere bakılmalı. Çünkü Türkiye'nin askerlik görevinin bir takım yani yasal, kültürel ve ekonomik gerçekleri var Türkiye'de. Bütün bu parametreler değerlendirilerek atılan adımlar, atılmakta olan adımlar yani henüz %100 bitmiş değil. Hala üzerinde çalışılan hususlar olduğu için söylüyorum. Bir başka nedeni de gerekçesi de insan kaynağımızı verimli bir şekilde kullanmak. Şimdi biz genç bir ülkeyiz. Hala askerlik çağına gelen çok ciddi sayıda vatandaşımız, gencimiz var. Onları da çok verimli bir şekilde kullanmalıyız. Bir taraftan Türkiye'de iş hayatına da katılmak için bir an önce işçilerin gücünün varsa başına dönmek istiyorlar. Dolayısıyla onlara da bir yol açmak, kapı açmak lazım. Taleplere de yanıt vermek lazım. Yani gerçekten her sene işte sen de ben de hepimiz yayın yapan bütün arkadaşlarımıza bu kampanyalar sırasında binlerce tweet gönderiyorlar Twitter'dan, Instagram'dan işte bedelli çıksın, bedelli çıksın diye. Dolayısıyla böyle bir kamuoyunda da bir beklenti oluyor yoğun bir şekilde. Şimdi bir de mali kaynak yaratmak. Tabii bu yolla Türkiye'nin, hazinenin, devletin önemli bir mali kaynak yaratmakta olduğunu görüyoruz. Her yıl bedelli askerliğe başvuranların getirdiği bir önemli bir şey var. Bir mali destek oluyor. Bununla beraber şimdi bu çalışmayla birlikte tabii herkesin başvurabileceğini az önce sen de söylemiştin. Yedek assubaylık sistemi üzerinde de çalışılmakta olduğunu hemen hatırlatalım. Dolayısıyla bugüne kadar istenen fakat uygulanamayan bir takım yeni şeylerin, yeni mekanizmaların devreye gireceğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde de bu çalışmalar bütünüyle bitmiş olur. Tabii biz bunu daha önceki dönemlerde gazetelerimizde, televizyonlarımızda haberleştirirken profesyonel askerlik diyorduk. Bir taraftan da bütün bunlar yapılırken yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyanın tabii ki bugün de öyledir. Önde gelen modern ve güçlü ordularından biridir ama modernizasyon ve vurucu kapasitesini, etkisini arttırma noktasında da modernleştirmeye ihtiyacımız var Türk Silahlı Kuvvetleri'ni. Ben bütün bu çalışmaların bir neticesinin de bu modernizasyona katkı olacağı kanaatindeyim. Tanzim satışlar meselesi yaklaşık böyle dolu dolu bir haftadır konuşuyoruz bu işi. Evet. Önce tanzim satışlar, ardından çadır marketler, ardından bu marketlerin bildiğimiz, ismini bildiğimiz o büyük marketlerin de tanzim satış tarafına katılmış olması. Sürdürülebilir bir şey mi? Tarafı tabii en çok sorulan soru. Diğer taraftan aracılar konusunda önemli eleştiriler vardı. Onlar bir tarafta. Ne konuşuyor Ankara bu konuda? Şimdi yine sürdürülebilir mi?
şunu söyleyelim, bir kere bunun getirilme amacı acil bir çözüm bulmaktı. Hı hı. Çünkü fiyatlar aldı başını gidiyor. Çarşıda, pazarda bir takım ürünlerin yanına yaklaşmak, etiketlerin yanına yaklaşmak bile mümkün değil. Vatandaşlar çok haklı olarak bir tepki ortaya koydular. Yani bu fiyatlarla mutfağı döndürebilmek, yani 4 kişilik bir ailenin mutfak masrafı, bizim CNN Türk'te bu sabah haberlerimizde de vardı. Kahvaltı masrafı bile tek başına çok ciddi bir oran tutuyor. Şimdi Tanzim satışta belli ürün türevlerinde belli bir kategorizasyonla fiyatları aşağı çeken, gerçekten ciddi oranlarda aşağı çekildiğini görüyoruz. Fakat tabii devletin veya herhangi bir yapının bir açık ekonomide fiyatlara doğrudan ve her zaman müdahale edici bir düzenleme yapması çok mümkün olmayabilir, kolay olmayabilir türlü nedenlerden ötürü. Burada rekabet şartları var, bir taraftan üretici, tüketici, yani burada herkesin bir şekilde makul bir kazanç elde edeceği bir modele dönüştürebilirsek, ama bunu yapmak için de yani son tüketici, nihai tüketici, bizim evlerimize giren ürünlerin, malların ve hizmetlerin kimi zaman fiyatlarının belli bir kabul edilebilir seviyede olması için bu üretim zincirinin ne durumda olduğu çok önemli. O nedenle çiftçilerimizin, hayvancılarımızın doğru yöntemlerle üretim yapabilmeleri, girdi maliyetleri ve işlerine tekrar yani dört elle sarılabilecekleri bir ortamın yaratılması için bizim tarım politikamızı, hayvancılık politikamızı, üretim alanlarımızı, teknolojimizi ve girdi maliyetlerimizi bütünüyle bir büyük politika olarak elden geçirmemiz, gözden geçirmemiz gerekiyor. Ben burada devletin etkisinin ve gücünün sadece Tanzim satışlarla sınırlı kalmayıp burada bu alanlarda yapısal politikalar geliştirme noktasında devam etmesi gerektiğini söylüyorum. Düşünüyorum. Eğer onu yapabilirsek belki bu Tanzim satışlara çok gerek kalmayabilir. Doğal rekabet şartları içinde marketler, bakkal amca, manavlar, bunlar normal satış kanallarından kendilerinin de kazanacağı modeli devam ettirebilirler. Ama üretim zincirinden o aracılarla gelen ürünlerin fiyatı gerçekten çok yüksek bir noktada kalınca mecburen devlette, yani halka, vatandaşlara makul fiyatla ürün sunabilmek için Tanzim satışa yöneldi. Yöneliyor. Çok doğru bir şey yapıldı. Bir regülasyon, bir düzenleme aracı olarak değerlendirildi. Hı hı. Fakat uzun sürebilir mi, uzun sürecek mi, bunu önümüzdeki günlerde daha iyi değerlendirebilirim. Son bir not, o da özellikle gazeteden uzun uzun okudum ayrıntısını, nerelerde kullanıldığını. Çok fazla başlık var. Böyle aklıma gelebilecek her sektörün ham maddesi olabiliyor kenevir. Dolayısıyla bir zamanında kenevir ekimini yasaklamış olduğumuz için şimdi yeniden böyle bir hikayenin içerisine girmemiz gerekiyor. Önemi anlaşılmış ve en azından bir yerden dönülmüş gözüyle bakıyorum şu durumda. İlaç sanayine, otomotiv sanayine, ne bileyim işte konut yalıtımından, bina yalıtımından birçok noktaya kadar, işte az önce sen Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki modernleşmeden bahsettin. Kurşun geçirmez özelliğini anlatıyor gazete. Bir taraftan kağıt üretiminden bahsediyor. Oksijen üretiminden bahsediyor. Müthiş bir şeymiş kenevir. Gerçekten öyle Mine. Abdullah Karakuş'un haberi de çok ayrıntılı. Milliyet'te evet, güzel bir şekilde toparlamışlar ekonomi sayfasında. Şimdi Bekir Pakdemirli de, bakan da bütün yönleriyle izah etmiş bu durumu. Şimdi geçtiğimiz haftaların kahramanı da Bordu, hatırlarsan. Burada Fatih Dönmez'le de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'yla da bu konuyu CNN Türk canlı yayında konuştuk. Şundan ötürü hatırlattım. Yani Türkiye'nin bir takım kaynakları var. Verimli ve doğru kullanılırsa hem ulusal ekonomi bakımından önemli bir giriş sağlanabilir, girdi oluşabilir, hem de ihracat ihtiyacımızı bundan karşılayabiliriz. Dolayısıyla keneviri de ben böyle görüyorum, böyle değerlendiriyorum. Sen az önce hangi alanlarda kullanabildiğini gayet güzel bir şekilde sıraladın. Yani bu bize ne gösteriyor? Tıpkı bor gibi, kenevir gibi ürünler de stratejik bir ürün. Aynen öyle, stratejik ürün ve birden fazla alanda geliştirilmesi ve işlenmesi durumunda o kadar çok işimize yarıyor ki, yani bu yerli ve milli kavramı ancak işte bu tip şeylerde içine çok iyi oturuyor, iyi ifade ediyor. Buna benzer bizim başka ürünlerimiz var, başka ham maddelerimiz var, başka zenginliklerimiz var. Bunları da gün ışığına çıkarmak lazım, kullanmak lazım diye düşünüyorum. Ben olumlu buldum doğrusu. Uzun yıllar boyunca Türkiye'de bu konuda adım atılamıyordu. Türkiye'nin de taraf olduğu anlaşmalar ve niyet beyanları nedeniyle, ama şunu da söyleyeyim ki
Yani bu konuda herhangi bir ülkenin veya bir kişinin, kurumun kaygılanmasına gerek yok. Tabii ki Türkiye bu konuda uyuşturucu düzenlemelerine sıkı sıkıya bağlı olan bir ülke. Mine uyuşturucuyla mücadele konusunda da Türkiye kesinlikle söyleyebilirim. Bak, narkotik operasyonlarına bak, İçişleri Bakanlığı'nın son dönemlerde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da çok önem verdiği konulardan biri olduğunu biliyorum. Türkiye dünyada önde gelen, başarı gösteren ülkelerden biri. Dolayısıyla bu iki konuyu birbirine karıştırmasın insanlar. Türkiye bir ulusal ekonomiye katkı sağlayacak bir üretim modeli arayışında. Bu bir önemli bir yol olabilir. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi haftalar. Mutlaka bir yere gidiyorsundur. İyi yolculuklar. Ha, yok, buradayım. Buralardayım. Peki. O zaman haber turumuza devam edelim. Evet, haber turumuzla devam ediyoruz. Önce Merkez Bankası'nın yeni hamlesinden bahsedelim. Merkez Bankası likiditeyi destekleyeceğini zaten aslında söylemişti. Likiditeyi destekleyeceği yönde de bir adım attı. O adım ne diye bakalım. Zorunlu karşılıklarda bir indirim geldi. Türk lirası zorunlu karşılık oranları 1 yıla kadar vadeli mevduat katılım oranlarıyla 3 yıla kadar vadeli diğer yükümlülüklerde 100 bas puana kadar bir indirim sağladı. Diğer vade gruplarında da 50 bas puanlık bir indirim yapıldı hali hazırda. Türk lirası zorunlu karşılıkların yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın kaynaklı standart altın cinsinden tesis edilmesi imkanı üst sınırı da %5'ten %10'a çekildi. Likiditeyi destekleyici önlemler zaten Perşembe günü Murat Çetinkaya yaptığı açıklamada böyle önlemler alacaklarını da dile getirmişti. Amerika tarafında bir acil durum sinyali var. Amerikan Başkanı Donald Trump Meksika sınırında ulusal acil durum ilan edeceğini açıklamıştı. Bu konudaki bildiriyi de halihazırda imzaladı. Böylece Meksika duvarı için fon bulabilecek gibi duruyor Trump. Duvarın maliyeti acil durum fonundan sağlanacak. Trump acil durum kararnamesini imzalayacağım. Bu yapılması gereken büyük bir iş ifadesini kullandı. Görüldüğü üzere inat ettiği konuda da diretmeye devam ediyor. Bir başka direttiği nokta Çin'le Amerika arasındaki ilişkiler ve ticaret savaşlarıydı. Ticaret savaşı nereye sorusunu sormaya devam ediyoruz dolayısıyla. Dünyanın gözü Amerika ve Çin arasındaki o ticari müzakerelerde bulunuyor. Son olarak Trump ticaret müzakerelerinin çok verimli ilerlediğini belirtti. Ticaret görüşmeleri hususunda Çin'le önemli görüşmeler yapıldı. Bu birçok açıdan çok önemli ilerlemeler kaydedildi. Bu sözler Trump'a ait. Eğer bir anlaşmaya varabilirsek tarifeleri kaldırmak benim için bir onur olacaktır diyor. Aksi takdirde ise milyarlarca dolar hazineye aktarılacaktır diye de eklemiş. Tarım Kredi Bankası kurmayı planlıyor. Bir katılım bankası niteliğinde olması planlanıyor. Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz katılım bankacılığında kararlı olduklarını belirtmiş. Biz bunun için çalışıyoruz. İnşallah yakın zamanda da projemizi Cumhurbaşkanı'na sunacağız diyor. Melek yatırımcılar, ihtiyacımız olan yatırımcılar, dünyanın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu Dünya Melek Yatırım Forumu, milyarlarca dolar fonu yöneten melek yatırımcıları İstanbul'da bir araya getiriyor. World Business Angel Investment Forum İstanbul'da yapılacak. Bugün başlıyor. Yarın da devamı gelecek. Biz de bu konudaki gelişmeleri, orada konuşulan notları sizlerle paylaşmaya elbette devam edeceğiz diyelim ve konuğumuzu stüdyomuza davet edelim. Evet, bu arada ekonomik takvimimizden de bahsedelim. Ocak ayına ilişkin konut satışları rakamları gelecek. 136.800 adet idi bir önceki veri. Aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksi de açıklanacak. O da saat 14.30'da gelecek. Bir önceki rakam artı %0.37 düzeyinde bulunuyordu diyelim. Burak Hocam'la birlikteyiz. Profesör Doktor Burak Arzova bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Günaydın. Merhabalar. Günaydın. Şimdi bu konut meselesiyle şimdi başlayalım. Konut meselesinde çok ciddi bir vergi söz konusu. O vergiden dolayı da vatandaşlar çok da beyan ettikleri ücreti ödemiyorlar. Maliye'de 4.421 mükellefe tapu değeriyle kredi farkını sormuş.
Şimdi yapılan bir yanlış bir nedenle anlatılmaz, bunun farkındayım. Ama buradaki fark bu kadar ciddi olmasa herhalde böyle bir yöntemde seçmez vatandaş. Yani aslında bu yeni dönemde vergilendirmenin konutlar üzerinden olacağını yeni ekonomik programda görmüştük. Hı hı. Ben sadece zamanlamasının şu anda olmayacağını, seçimden sonra olacağını düşünüyorum. Çok yaşa. Hep beraber. Çünkü konutlarda ciddi şekilde özellikle tekrardan değerleme, semtlere göre, bulundukları konuma göre yeniden bir değerlendirme olacağını, dediğim gibi yeni ekonomik programda çok net, açık ifadelerle, yani bu herhangi bir gizli saklı da bir şey değil, çok net söylenmişti. Sanıyorum şimdi özellikle konutların tekrardan değerlenmesiyle semtlere ve bulundukları konumlara istinaden metrekare ölçülerine de bakarak yeni bir değerlendirme yapılacak ve vergilendirme bu yeni değerler üzerinden yapılacak. Evet, doğru. Yani konutlar üzerinde göstermek, hatalı sistemi, belki de hatalı kullanmak çok net bir şekilde var. Ama sistem de buna imkan tanıyor. Hı hı. Dolayısıyla mesela Amerika'da bir ev almaya kalktığın zaman bu tamamıyla şeffaf bir sistem üzerinden geçiyor ve vergi otoritesi tüm bu sistemin her anını kontrol edebiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de belirli bir raiç değer var. Bu raiç değer üzerinden gösteriyorsun. Daha sonra taraflar kendi aralarında bu raiç değerden farklı değerle de alışveriş yapabiliyorlar. Yani raiç değeri gösterdikten sonra bunu yapabiliyorlar ve metrekare ölçüleri de zaman içerisinde farklılıklar gösteriyor. Dolayısıyla aslında çok değerli bir mülkte oturuyorsun ama bunun için ödemiş olduğun vergi çok da küçük kalabiliyor. Dolayısıyla da maliye şimdi geldi farkı izah et diyerek vatandaşları maliyeye çağırmaya başlamışlar. Bakalım nasıl bir sonuç verecek onu göreceğiz. Şimdi cuma günü S&P notunu açıkladı. Herhangi bir değişime gitmesi zaten beklenmiyordu. Bazı uzmanlar belki işte görünümde bir artış yapabilir diyorlardı. Bir kısım onu da beklemiyordu. Nitekim hiçbir şeyi değiştirmedi. Aynen notunu da korudu. Değil. Şimdi gelelim orada neden bu işler böyle oluyor tarafına. Fiji Adası, Yunanistan, bunlarla aynı notta olmak neden? Yani yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altındayız bildiğim kadarıyla. Doğru, biliyorsun Türkiye'nin notunu ilk önce aşağı çeken S&P olmuştu. Hı. S&P Türkiye'ye karşı biraz daha mesafeli ve daha sert davranan bir kuruluş. Yani ben bu kuruluşların çok da her zaman söylediğim gibi yani siyasetten bağımsız olduklarını düşünmüyorum. Mutlaka bunların içerisinde siyaset var. Ama tamamen bu kuruluşların yapmış olduğu yorumları da yok sayarak ya da onların vermiş oldukları notların haricinde Türkiye'ye yönelik olarak söylemlerini hiç görmezden gelerek hareket etmenin de doğru olmadığını düşünüyorum. Yani neticede Türkiye daha evvelden yatırım yapılabilir seviyeye almış olan bir ülke. Hı hı. Bunun nasıl kazanılabileceğini biliyor. Bu kazanımların nasıl elde edilebileceğini çok iyi şekilde geçmişte tecrübe etmiş olan bir ülke. Ama bu kredi derecelenme kuruluşlarının söylediklerine bir bakıp en azından üzerinde bazı düşünmek gereken noktalar olduğunu düşünüyorum. Şimdi S&P'nin notunu Türkiye'ye karşı en azından görünümü artırabileceğini düşünenlerden biri de bendim. Ve bunun için temel varsayımlarımdan bir tanesi Türkiye'nin son dönemde Amerika ile yaşamış olduğu derin ve yoğun ilişkiler. Özellikle iki başkan düzeyinde hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Trump düzeyinde çok ciddi şekilde yoğun bir trafik gerçekleşti. Ve ilişkilerin bu anlamda üst düzeyde iyi olduğunu görüyoruz. Hı hı. Hatta belki bir adım daha öne götürebilirim bunu. Yani ben Sayın Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı çok ciddi bir şekilde yüksek sempatisi olduğunu düşünüyorum. Yani siyaseten her şeyin haricinde. Fakat gel gelelim ekonomik gerçekliklere baktığımızda aslında yemiş olduğumuz kur şokundan sonra ciddi Türkiye toparlanma sürecine girdi. O noktaları atlattık. İşte kurdaki değerlenme özellikle Türk lirasında %30'lar seviyesine vardı. Geçen sene yemiş olduğumuz o kur şokunun Ağustos ayındaki parametrelerinin birçoğunun altına Türkiye'yi çekebildik. Fakat buradaki temel sıkıntı şu. Örneğin cari açık konusu. Yani cari açıkta 4 ay üst üste cari fazla verdik. Sonra tekrar cari açığa geri döndük ama belki yılın genelinde 2019'da 10 milyarla, yani 15 milyar benim tahminim o, 15 milyar dolar civarında bir cari açıkla yılı kapama imkanımız var. Ama oradaki rakamın daralmış olması
şimdi, nedenlerini işte, ortaya koymak lazım ki S&P'de zaten tabii, onu şimdi söylüyor. Şimdi tam da ona geliyorum. Neticede evet bir cari fazla var. Ama bu cari fazlanın ortaya çıkması bizim yapmış olduğumuz yapısal önlemlerden ya da Türkiye'nin ihracat modelinin değişmesinden, Türkiye'nin üretim modelinin değişmesinden kaynaklanmıyor. Bu içerideki çok ciddi bir şekildeki daralma ve bu daralmanın etkisiyle düşen ithalattan kaynaklanan bir cari fazla. Mesela bakıyorsun sanayi üretimine baktığın zaman bunu görebiliyorsun. Ya da perakende satış rakamlarına baktığında bunu görebiliyorsun. Diğer taraftan gene aynı şekilde Türkiye'nin özellikle son dönemlerde ihracatında da belirli ivme kaybı olduğunu görebiliyorsun. Bunların hepsi aslında çok net bir şekilde gözüken değerler. Şimdi bütün bu değerlere baktığımızda S&P'nin söylediği şu noktaya ben katılıyorum sonuna kadar. Getirilen tüm önlemler günün gerektirdiği önlemler, bunlar çok önemliydi. Ama ileriye Türkiye'yi taşıyabilecek ya da Türkiye'nin önümüzdeki dönemlerde yaşamış olduğu bu ekonomik sıkıntıları tamamen ortadan kaldırıp bambaşka bir modele taşıyabilecek olan temel köklü değişiklikler değil. Bunu hepimizin kabul etmesi gerekiyor. Nitekim dengelenme dediğimiz olay bu aslında. Dengelenme ve değişim yani Türkiye'nin şu anda yapması gereken ve muhtemelen tahmin ediyorum seçimlerden sonra bu konuyla yoğun bir biçimde ilgileneceklerdir. Değişim dediğimiz, dönüşüm dediğimiz Türkiye'nin temel hem ekonomik dönüşümü, hem belki teşvik sisteminin dönüşümü, hem hukuk sistemindeki dönüşüm, hem aynı şekilde eğitim sistemindeki dönüşüm, bunların hepsinin bir bütünleşik halde ele alınıp yeni bir reformist anlayışla ortaya konulması gerekiyor. Tabii burada çok önemli geçmişte çıpalarımız vardı, Avrupa Birliği çıpası. Bu ivmeyi kaybettikten sonra işlerin çok terse döndüğünü gördük. Hı hı. O bizi ciddi şekilde yabancı yatırımcı bulmak açısından önemli pozisyonlarda ileriye taşıyan bir unsurdu. Çok istiyorum yani bunu gerçekten bir Türk vatandaşı olarak serbest dolaşım konusu tekrar gündeme gelirse ben gerçekten Türkiye ekonomisinde ciddi bir heyecan ve ivmelenme olacağına inanıyorum. Onun için melek bunu, yatırımcılar da geliyormuş. Yani melek yatırımcılar tabii ki önemsemiyor değilim, çok önemli ama onların gelmesinden daha ziyade böyle bildiğimiz dünya çapındaki üreticilerin, sanayicilerin sıfırdan yatırımlar için Türkiye'ye gelmesi çok önemli. Şimdi az önce Hakan'la da konuştuk, bir izleyicimiz de hocam bir Brexit vardı ne oldu ona acaba diye sormuş. Şimdi İngiltere'den eğer kaçış olursa bir finansal üs olarak ya da işte otomotiv şirketleri açısından, havayolu şirketleri açısından Türkiye pazar olur mu? Olmaz. Yani çok net söyleyeyim çünkü İngiltere ve Türkiye aynı ayarda ülkeler değil. İngiltere'den kaçan yatırımcılar ya da İngiltere'den kaçan büyük şirketler genellikle Frankfurt'a yani Almanya'ya gidiyorlar. İş yapabilirliğin daha kolay olduğu yerlere. Türkiye'de mesela bizim İstanbul için baktığımızda bir finans merkezi projemiz vardı ama bu finans merkezi projesinden çok uzağız. Yani iş yapabilirliğin çok zor oldu. Otomotiv sektörü için belki alan yaratılabilir diye düşünmüştüm finans için olmasa da. Yani otomotiv sektöründe de biliyorsun genel olarak üretici pozisyonda markaların üreticisi anlamındayız. Bunda çok başarılıyız ama bazı önemli markaların önemli üretimlerini biz Macaristan'a kaptırdık. Hı hı. Bu dediğim gibi Avrupa Birliği ile yakın olmak ve Avrupa Birliği ile yakınlaşmanın en büyük getirilerinden bir tanesi buranın bir otomobil üssü olmasıydı. Ama o perspektiften uzaklaştığımız zaman Avrupa Birliği'nin içindeki bize benzeyebilecek olan ülkelere yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Mesela Macaristan gibi. Dolayısıyla ben yani Brexit olsa bile yani İngiltere herhangi bir anlaşmamız olmadan çıksa bile İngiltere'nin sağlamış olduğu koşulları şu anda Türkiye sağlayabilmekten çok uzak. Peki ne oldu o Brexit hocam? Vallahi işte görüyoruz yani Theresa May çıkacaklar. Yani sonuçta Avrupa Birliği ile belki süre uzatımı olabilir. Yani Avrupa Birliği anlamında ama onlar Avrupa Birliği ile tekrardan özellikle İrlanda sınırı konusundaki müzakerelerin yapılması konusunu gündeme getirdiler. Ama Avrupa Birliği bu konuda çok net. Yani biz zaten müzakereleri yaptık, kendi aramızda bitirdik. Bunun tekrardan açılabilmesi mümkün değil diyor İngiltere'ye. Şimdi İngiltere'de yapılacak olan bir şey var. Bir erken genel seçime gitme ihtimalleri de olabilir ama süre ona el vermiyor. Diyelim ki bir erken genel seçime gittiler velev ki. Evet şu anda süre ona el vermiyor. Yani bugün kanun yapmaya çalışsalar gidemezler. Diyelim hani süre de el veriyor. Hani böyle farazi bir şeyden de konuşalım. Ne değişecek ki? Yani İngiltere'nin çıkmak istiyorum şu olabilir. Gerçeği değişmeyecek. Bir referanduma gidebilirler. Bir referanduma gidebilirler. Evet bir referanduma gidebilirler. Ya da İşçi Partisi'nin o eli güçlenebilir ya da tam tersine Theresa May'in eli güçlenebilir. Çünkü bunlar farklı unsurlar ortaya koyuyor. Eğer Theresa May'in eli güçlenirse mevcut koşullarda aynen çıkmayı deneyebilir.
Bence onlar için en uygun model Türkiye modeli. Yani ne içindesin ne dışındasın, aynı bizim gibi. Gümrük Birliği'nde kalabilirler ama onların bizden bir farklı artıları daha var. Zaten çıksalar bile serbest dolaşımda olacaklarını söyledi Avrupa Parlamentosu. Dolayısıyla bizim modeli daha önce de tartışmışlardı. Yani Gümrük Birliği ile Avrupa Birliği'ne bağlı olmak ama Avrupa Birliği'nin dışında yer almak, kendi konularında özgür olmak anlamında. Dolayısıyla bu modele daha yakın olacaklar gibi gözüküyor. Tabii günler ne getirir bilemiyoruz. Şimdi yine bu cari açık meselesi tarafı açısından da özellikle söylüyorum. Brent yine uçtu. Salı günü pompaya da yansıyacak gibi demiş bir izleyicimiz. Katılır mısınız? Katılırım. Aynı fikirdeyim ben de. Özellikle kur hareketlerinde de çok yüksek olmasa da bir parça yukarıya doğru trend başladı. Bu doğru bir trend. Yani kurun şu anki olmuş olduğu seviye doğru bir seviye değil. Her ne kadar bu kurun buralara gelmesiyle çok mutlu oluyoruz genel olarak. En azından çıktığı seviyeden indiği nokta olarak söylüyorum. Ama kurun geldiği bu seviye, şu anki 5.28-5.30 seviyesi adil kur seviyesi değil. Dolayısıyla bu Türkiye'nin ileride ihracatı açısından ciddi sorun doğurabilecek bir kur seviyesiyle hareket ediyoruz şu anda. Peki şimdi geldiğimiz nokta 66 dolarların üstü. Evet. Bizim kendi fiyatlamamız açısından bakıldığı zaman buralar artık kritik noktaya geldiğimizi gösteriyor. Evet, yani biliyorsun en son enflasyon raporunda da bu noktalarda revizyon yapılmıştı ama onun daha altındayız. Benim tahminim bu küçük küçük yükselişlerle beraber biraz miktar kısıtlamasına da gidecekler gibi gözüküyor. Yani yıl içerisinde 70-75 dolar aralığında bir petrolle karşı karşıya kalabiliriz. Bu tamamen arz kısıntısından kaynaklanabilecek olan bir fiyat artışı olacaktır. Yoksa talep yönlü bir husus yok petrolde. Ülkelerin neredeyse tamamı büyümesinden feragat etmiş durumda. İşte Çin büyümesi %6'nın altında gelme ihtimali yüksek. Avrupa Birliği'nde, Almanya'da çok uzun zaman sonra endekslerin olumsuzlaştığını görüyoruz. Özellikle Almanya'nın sanayi üretimine baktığın zaman orada ciddi düşüşler söz konusu. Gene PMI endekslerinde çok uzun zaman sonra 50'nin altında gerçekleşen bir Almanya ile karşı karşıyayız. Fransa'nın çok ciddi İtalyan tahvillerinden dolayı taşımış olduğu riskler var Fransız bankalarının. Onun için Avrupa genelinde hem Brexit, hem İtalya, hem Fransa, hem Almanya, bunlar sorunlu ülkeler. Yani sorunlu derken siyaseten de sorunlu ülkeler. Mesela Fransa'da siyaset çok ciddi şekilde şu anda ekonominin önünde hareket ediyor. Amerika'ya baktığın zaman onların hala bir duvar örme konusunda Trump'ın ısrarı var. Yani, evet, yani biliyorsun acil durum, yani aslında olağanüstü hal ilan etmeye durumunda. Etti de aslında, söyledi sözel olarak. Ama bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia ediyorlar. Bilemiyorum, orada çok ilginç gelişmeler oluyor. Daha evvel tecrübe etmediğimiz için böyle bir başkanlık yönetimini Amerika'da, yani nasıl nereye evrilebileceğini bilemiyoruz. Brent petrol yükselişe geçerse dolar kuru düşmez mi? Neden düşsün ki? Yani işte öyle bir korelasyon kuranlar var. Yani petrol ve doların ters hareket ettiği yönünde. Benim elimde bunu teyit edecek bir veri yok. Yok, genellikle piyasanın yani içindeki çeşitli söylemler, yani bu veri olarak değil ama söylem olarak bu var. Yani peki, bu böyle bir inanış var. O zaman oradan bir konuşalım. Döviz kurları ne olur diye. Yani kurlar dediğim gibi yani olması gereken noktanın bu olmadığını düşünüyorum ben. Yani Türk lirasının değerli bölgede kaldığını, aşırı değerli demiyorum ama değerli bölgede kaldığını, biraz daha aşağılara inerse, yani 5'li seviyelere doğru hareket olursa aşağıda, o zaman aşırı değerli bir Türk lirasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu Türk lirasının üzerindeki baskıyı arttırabilen bir unsur. Yani yukarıya doğru hareketlenmesini arttırabilecek olan bir unsur. Dolayısıyla yavaş yavaş kademeli olarak bir parça Türk lirasının değer kaybetmesine imkan tanımak gerektiğini düşünüyorum. Nitekim Merkez Bankası'nın yapmış olduğu son hamle, özellikle bu zorunlu karşılıklardaki bir puanlık azaltım, piyasaya bir likidite vermek. Çok büyük bir likidite değil ama kurun hareketinin ne olabileceğini test etmeye çalışıyor olabilirler, görmeye çalışıyor olabilirler. Şimdi orada bir saniye onu da konuşarak gidelim. Çünkü Merkez Bankası ne dedi? Baskı duracağım dedi. Evet. Merkez Bankası ne yaptı? Likidite artırıcı önlemlere imza attı. Şimdi ilk söylediğiyle yaptığı şey, söylediğiyle yaptığı şey çelişiyor birbirine, doğru mu?
Biri genişlemeci, biri sıkı. Yani aslında Merkez Bankası Başkanı geçen gün çok önemli bir açıklama yaptı. Yani biliyorsun her zaman açıklama yapan bir kurum değil Merkez Bankası. Yaptığı zaman da yoğun bir şekilde takip ediyoruz. Anadolu Ajansı'na verdi mülakatını Sayın Başkan ve dedi ki ikna edici iyileşmeye kadar sıkı duruşumuz devam edecek. Buradan kastettiği bir faiz indirimi konusunun gündeme hemen gelmeyeceği. Yani biz baz etkisinde dikkate alarak bir faiz indirimi yapmayacağız anlamını çıkardım ben buradan. O zaman da dedim ki yani ikinci çeyrek itibariyle bir baz etkisi nedeniyle Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi şu anda olası gözükmüyor. Yani Mart beklentisi zaten ortadan kalktı. Bir de Haziran beklentisi de bence kalktı bu söylemle. Doğrusunu da yaptı. Ama çok sıkı durması lazım burada. Çünkü ciddi şekilde bugün bazı gazetelerdeki köşe yazarlarında da okudum. Merkez Bankası'nın özellikle bu dönemde faiz indirimi yapması gerektiğini söylüyorlar. Bu şu an için ekonominin taşları tam yerine oturmadan doğru bir tutum değil. Ama diğer taraftan işin iki kontrol noktası var. Bir tanesi faizler noktası, bir tanesi de kur noktası. Merkez Bankası şu anda kuru kontrol ediyor. Aslında faizleri kontrol eden hazine. Hazine yapmış olduğu ihalelerle faizlerde ciddi şekilde indirim sağladı. Yani Merkez Bankası'nın şu anki görevi faizler üzerindeki kontrol değil bence. Merkez Bankası kura bakıyor ve kurun aşağılardaki seviyeye doğru hareketlenmesinin Türkiye ekonomisi için ileride zararlı olabileceğini görüyor. Dediğim gibi adil kur seviyesi dediğimiz bir kur seviyesi var. Bu birçok yerde farklı hesaplamalara gidiyor. Bu 5.50 hesaplamanız ve bana göre 5.60 Türkiye için şu anda uygun bir kur seviyesi. Ama ona göre baktığında Türk lirasının 5.30'luk seviyesinin şu anda değerli kur seviyesine durduğunu ve taşıdığını düşünüyorum. Onun için kademeli olarak bence bu yapmış oldukları şeyle zorunlu karşılık üzerinden gelecek olan likiditeyle kısmi bir kur hareketinde nasıl yukarıya yönlü hareket olabileceğini görmek istiyorlar. Yani ileride likiditeyi açarsam çünkü piyasa şu anda likidite sıkıntısı içinde. Evet ne gelebilir? Yani herkes tekrar kura mı yönleniyor? Tekrar herkesin yatırım alanı kur mu oldu yoksa burada bir dengeyi sağlayıp tekrar o likidite unsurlarını kontrol edebilir miyim ona baktığını düşünüyorum. Bir test yapıyor ve bence de doğrusunu yapıyor. Yani şu ana kadar Merkez Bankası çok eleştirdiğim kurumlardan biri ama şu ana kadarki hareketi bence doğru hareketler. ZK'lar üzerine en azından. Hem ZK'lar hem de sıkı duruşunu ikna edici gelişme olana kadar devam ettireceğini söylemesi son derece doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi döviz deyince hep dolar üzerinden konuşuyoruz. O kadar tabii dolarize olmanın getirdiği bir şey herhalde bu. 5.98'deyiz Euro-TL tarafında da. Avrupa Birliği ile olan ilişkileri de sürekli olarak konuşuyoruz. İşte Almanya'nın ihracat pazarımız olması açısından Almanya'nın içerisinde bulunduğu o durumun kötüleşmesi bize negatif yansıyacak. İtalya'da tarafındaki o bono piyasasına bir şey olursa, orada bir patlama olursa ya da sızıntı bile olsa o şey yani 2008 Lehman krizine arar hale geliriz diye düşünüyorum. Şunun için söyledim yine demin. Mesela Fransız bankalarının taşımış oldukları notlarımda var mı ona bakıyorum ama yanlış hatırlamıyorsam geçen gün biz bunu çıkarmıştık. 285 milyar euroluk Fransız bankaları İtalyan tahvili taşıyorlar üzerlerinde. Dolayısıyla bu çok ciddi bir risk ve Avrupa'da İtalya'dan sonra gelen Fransa'dan sonra gelen en yüksek İtalyan tahvili taşıyan ülke Almanya. Ve İşte biraz da ona güveniyorum aslında. Yani batırılamayacak kadar büyük bir ülke. Yani kendi kendine batamaz orası. Evet ama tahviller patlarsa bu bir domino etkisi yaratıp birçok farklı sektörde etki yapabilir. Fransız bankaları dünyanın birçok yerinde etkin. Dolayısıyla bunun yayılma etkisi çok kuvvetli olabilir. Almanlar gibi değiller, daha kuvvetliler. Bankacılık sektöründe yayılma anlamında söylüyorum. Dolayısıyla bunun etkisi çok yoğun hissedilebilir. Yani dua edelim böyle bir şey olmasın. Yani artık onda dua kurur mu onu da bilemedim. Bilemiyorum ama yani başka söyleyecek İtalyan bir şey kalmıyor. Tahvilleri için. Şimdi bu ticaret savaşı meselesinde sürekli olarak çıkıp ticaret görüşmelerinde işte ilerleme kaydettik, çok iyi ilerleme kaydettik, şöyle ilerledik, böyle ilerledik. Ama finalde %10 gümrük uygulanıyor. Yani ilerleme de %25'e çıkmaması yönünde yapılıyor ama %10 zaten var. Ayrıca o tarafta bir süre uzatımı olacak mı olmayacak mı sorularında iyi polis kötü polis oynadılar herhalde Münşin'le Trump. Bir tanesi diyor ki uzatabiliriz ne olacak ki 60 günlük bir süreden bahsediyoruz. Öbürü diyor ki bizim gündemimizde böyle bir şey yok, ajandamıza böyle bir not almadık. Dolayısıyla hangisinin söylediği gerçekleşecek merak ediyorum.
Şimdi şunu unutmamak gerekiyor. Başkan Trump bir iş adamı ve iş adamı gibi yönetmeye çalışıyor Amerika'yı. Yani pazarlık yapıyor ve pazarlığı sonuna kadar da elini güçlü tutarak gitmeye çalışıyor. Basiretli tüccar mı diyorduk? Evet, yani aslında iş hayatından çok başarılı birisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bence, gene bu tabii ki tamamen bana göre bir şey, elindeki kozu sonuna kadar kullanıp Çin'le bir anlaşmaya varacak. Yani bunu nihayetinde sürdürmeyecek. Çünkü gene kendi düşüncem, Başkan Trump'ın son iki yılı ve tekrar başkanlığa aday olacak, seviyor başkanlığı ve bu aday olurken de içeriğiyle biraz ilgilenmek istiyor ve mülteci kozunu da çok ciddi şekilde kullanıyor. Ve bu duvarı yapmak istemesinin temel sebeplerinden biri de aslında verdiği sözü yerine getirmek. Yani bir parça daha içeriye odaklı, dışarıdan içeriye odaklı bir Trump dönemiyle karşı karşıya kalacağız bu son iki yıl içerisinde. O nedenle dışarıyla daha fazla uğraşmayacağını düşünüyorum. Yani Çin konusu dünyanın bütün ekonomilerinde yavaşlamaya sebebiyet verdi. Daha henüz Amerikan ekonomisine bir enflasyon olarak bunu görmedik. Ama bir de Amerikan ekonomisine enflasyon olarak geldiği zaman ve temel üretim maddelerinde, kendi ürettikleri mallarda ciddi şekilde artışa sebebiyet verirse pazarı başka ülkelere kaptırma imkanı var. Yani onun için bunu çok fazla uzatmayacağını düşünüyorum. Ama sonuna kadar bu kozu kullanıyor. Ciddi bir şekilde yaşamış olduğumuz bu süreçten Çin zarar gördü. Onlar da bu zararın farkındalar. Onlar da yıllık %6'nın üzerindeki bir büyümenin Çin için yeterli olmadığını görüyorlar. Ve Çin'deki yatırımcılardan bir kısmı da periferi ülkelere kaçmaya başladılar. Yani daha yakındaki ülkelere gidiyorlar. Aslında senin Brexit ile ilgili sorduğun sorunun ben burada tam tersini söyleyebilirim. Belki Çin'den bu devam eder ve çıkışlar olursa ve Türkiye bu anlamda yatırımcı dostu bir politika güdebilirse, yani bu bürokrasi, işte yabancı yatırımcının geldiğinde yerli yatırımcıdan çok fazla imkan sağlamamak, vergi avantajlarının çok kısıtlı olması gibi unsurları kaldırabilir ve yabancı yatırımcının buraya gelmesi için bambaşka bir modele geçebilirse, işte buradan kaçabilecek olan yatırımcıları belki Türkiye çekebilir. Bu anlamda cazip bir ülke Türkiye. Venezuela konusunu sorabilir miyiz? Sorarız tabii, niye sormayalım? Venezuela konusu ilginç bir konu. Biliyorsun Venezuela'nın mevcut şu anki yönetim meşru bir yönetim ve onun karşısında ben en başından beri söylüyorum, Amerika'nın bambaşka bir kişiyi tanımış olması, ki bu hiç seçime bile girmiş birisi değil, bir aslında sivil darbe. Yani ben bunu söylemekten hiçbir şekilde çekinmiyorum. Maduro'yu sevmeyebilirsin, Maduro'nun yönetim tarzını eleştirebilirsin ama meşru bir başkanın karşısında bambaşka birisini çıkartmış olmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Keza tersini düşünelim bir an. Diyelim ki Venezuela Trump'ı sevmiyor ve tanımıyor. Ve dedi ki Kongre Başkanı Sözcüsü Nancy Pelosi'yi çok seviyoruz. Biz bundan sonra Amerikan Başkanı olarak Pelosi'yi tanıyoruz. Bu ne kadar garipse o yapılan uygulama da garip. Dolayısıyla Venezuela'nın arkasında duran ülke sayısı şu anda Çin, Türkiye, Rusya, Bolivya ve kısmen de olsa Meksika. Avrupa Birliği burada tamamen bir orta yol bulunması gerektiğini söylüyor ama ne yapacağı kararsız. Dolayısıyla bütün ülkelerin desteği olmadan veya bütün ülkelerin tanıması olmadan bir yeni yönetimin orada işbaşı yapabilmesi kolay değil. Gözüktüğü kadarıyla da Amerika bunda çok başarılı olmuş gibi gözükmüyor. Mevduat faizleri düşüşe geçer mi? Geçebilir. Zaten şu anda düşüşte geçmişe kıyasla. Ama bunun da çok kritik olduğunu düşünüyorum. Yani çok mevduat faizlerini düşürmenin özellikle yeni yatırım alanları yaratmadığın sürece dolara olan talebi daha da arttıracağına eminim. O nedenle mevduat faizlerinin bu seviyelerinin korunması gerektiğine inanıyorum. Çünkü daha düşmüş bir mevduat faizlerinin ister istemez yatırımcıyı başka bir alternatif yatırım aracı olmadığı için, mesela konut eskiden bir yatırım aracıydı. Çünkü konutta kazanç sağlanabiliyordu ama şu anda konutta bırak kazanç sağlamayı, kiralarla elde edeceğin getiri bile konuda vermiş olduğun parayı çok da uzun yıllara taşıdı. Keza altının ne olabileceği çok ciddi bir şekilde soru işareti, yüksek seviyelere geldi. Dolayısıyla bu mevduattan yapılabilecek olan çıkışların dolara olan talebi artırabileceğini düşünüyorum. Onun için mevduat seviyesi, şu anki faiz seviyesi ya da kar payı şu an için bence doyurucu yatırımcı için. Mart ayında doların altı bandına geçeceği söyleniyor. Gerçeklik payı nedir? Mart vurgusu tabii ki seçim vurgusu. Seçim vurgusu. Yani herkeste şöyle bir inanış var. Yani bu seviyeler baskıyla ortada duruyor. Ya da işte Mart'tan sonra bambaşka bir Türkiye ile karşılaşacağız. Ben ona inanmıyorum. ZK'lar oynadı, ne oldu? Evet, yani ben ona çok fazla inanmıyorum. Bunun söyleyenlerin temel altyapısı, en azından ekonomik argümanı çok dolu değil. Dolayısıyla biz 1 Nisan sabahı da gene benzer kurlarla karşı karşıya kalacağız.
Buradaki sıkıntı şu, eğer seçimden sonra ki bu seçim senaryoları değişebilir, seçim sonuçlarına göre daha sonraki dönemlerin nasıl bir hal alabileceğini bilemeyiz. Ama mevcut koşullarda devam edilirse 4,5 sene civarında bir seçimsiz dönem geçirecek Türkiye çok uzun bir aradan sonra. Bu arayı iyi kullanması gerekir. Eğer bu arada o yapısal reformlar dediğimiz herkesin bildiği reformları Türkiye yapabilirse, tam tersine bambaşka bir Türkiye modeliyle karşı karşıya kalabiliriz. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı Euro'yu paritede ne yönde etkiler? Zaten bu seviyelerde, yani İngiltere'nin parasal birliği yok, onu hemen hatırlatalım. İngiltere sterling kullanıyor, dolayısıyla Euro Birliği içerisinde değil. Ama İngiltere Avrupa Birliği'nin güçlü bir ülkesi. Şu ana kadar bütün fiyatlamaların fiyatlandığını düşünüyorum. İngiltere çıktıktan sonra da ben tam tersine Euro'nun değer kazanacağına, sterlinin de ciddi şekilde değerleneceğine inanıyorum. Çünkü İngiltere'nin ekonomik ve siyasal özgürlüğü İngiltere'yi yukarıya taşıyacaktır. Hocam ilk iki çeyrekte Merkez Bankası'nın faizlerde herhangi bir değişikliğe gideceğini düşünüyor musunuz demiş. Herhalde kaçırdı. Düşünmüyorum. Ben belki de yılın tamamında bile değişikliğe gitmeyebileceğini düşünüyorum. Amerika? Amerika'da da belki bir faiz artırımı daha yapabilir. Gerçi şu anda olasılıklar çok düştü. Hatta benim önümdeki verilerde ciddi şekilde faiz indirimi bile fiyatlanmaya başlandı. Mesela 29.01.2020'deki yapacakları toplantı, bir seneki toplantıda %20'ye çıkmış durumda faiz indirimi olasılığı. Bir sonraki programda tapering diyeceksiniz diye çok korkuyorum. Yani teknik terim tapering olduğu için İngilizcesini kullanıyorum. Ne diyelim ona? Parasal genişleme. Genişleme. Yok yani belki parasal genişleme çok gündemde olmayabilir. Yine de emin değilsiniz. Yine de belki ile söylediniz bunu. Şöyle söylüyorum. Çünkü 2019 için Amerikan ekonomisinde bir kötü durum söz konusu değil. Gelen veriler o kadar kuvvetli ki Amerikan ekonomisi için. Fakat bu aynı ivmenin devam etmesi çok zor. Yani bu büyük büyümeyi, bu büyük gelişmeyi Amerika'nın karşılayabilmesi çok zor. Nitekim perakende satışlarda ve aynı zamanda konut satışlarında ciddi geri çekilmeler oldu. Mesela sürpriz endeksine baktığımız zaman bu ikisini çok ciddi şekilde görüyoruz. Hem perakendeyi hem de konut satışlarındaki düşüşleri. Bu onları telaşlandırıyor. Yani her ülkenin travmatik geçmişte yaşamış olduğu şeyler var. Bizim için en önemli unsur Türk lirasının dolar karşısındaki değeridir. Ama Amerikalılar için en önemli unsur konut satışlarıdır ve perakende satışlardır. Dolayısıyla bunlara bakarak Amerika'daki ekonominin önümüzdeki dönemlerde kötü olabileceğini öngörüyorlar. Çok haksız sayılmazlar ama bu hemen olabilecek olan bir şey değil. Muhtemelen eğer mevcut durumdan daha kötü bir ekonomik durumla karşılaşırsak bu 2020'de olacak. 2020'yi de biraz daha geçsin de en azından şu 2019'un ilk yarısını atlatalım. Böyle evet. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin diyeyim size. Bir kısaca reklam arası, sonra buradayım. Parametreyi kapatacağız. Parametreyi kapatmadan önce şöyle bir rakamlara da bakalım. Borsa İstanbul'u yeni haftaya 2715 seviyesinden açacağız. 5.28.90'dayız. Dolar TL tarafına baktığımızda 5.98.60'ı görüyorum. Euro TL tarafında 1.13'ün hemen üzerinde seyrediyor Euro Dolar paritesinde işlemler. 18.60'dan geçiyor gösterge faiz. 1323 dolardayız. Ons başına baktığımız noktada altında 66 dolar 58 centlik bir fiyatlama var. Brent petrol cephesinde diyelim, noktayı koyalım, hoşçakalın.